paragrafımızda denilmekte ki Osmanlı Devleti 1299'da Söğüt ve Domaniç çevresinde kuruldu. Öncelikle bir beylik olarak tarih sahnesine çıktı. Sonrasında devlet haline geldi. Yani belirli aşamalardan geçerek devlet haline geldi. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkıdır. Bakın burada deniliyor ki Söğüt'ü merkez yaparak devlet haline gelmiştir. Burada Söğüt ve Domaniç çevresinde kurulduğu söylense de merkez olarak Söğüt'ün kullanıldığından bahsedilmiyor. Bu nedenle B şıkkına ulaşamayız. Söğüt ve Domaniç'e Osman Bey tarafından yerleşim sağlandığı ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Sadece Osman Bey'in önderliğinde devletin kurulduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle C şıkkına da ulaşamayız. Kökenlerine dair de bir bilgi verilmiyor. Doğru cevabımız belirttiğimiz üzere A şıkkı. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri ve ilgili olduğu alanlar eşleştirildiğinde uç beyliği olması coğrafi konumuyla ilişkilidir. İsyan siyasetiyle Türk hakimiyeti fethedilen bölgelerde artırılmıştır. Yani Türkler Anadolu'dan yeni fethedilen bölgelere doğru göç ettirilerek demografik yapının Türk unsurlarının fazla olacağı şekilde Türkleşme siyaseti yönünde artırıldığını söyleyebiliriz. İstimalet politikası ile toplumsal huzur da sağlanmıştır. Çünkü bu fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin dinlerine, dillerine, yaşam tarzlarına devlet karışmamış hoşgörüyle yaklaşmıştır. Ancak ahi teşkilatının desteğinin alınması ekonomik olarak değil, aslında toplumsal olarak değerlendirilebilir. Çünkü Ahiyan-ı Rum dediğimiz Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan zümre bir toplumsal grup olarak değerlendirileceğinden yanlış ilişkilendirilen A şıkkı, yani yalnız 3 olmalıdır. Osman Bey, iç ve dış sorunları olan Bizans'a karşı gaza ve cihat politikası uygularken Türk beyliklerine karşı barışçıl bir politikadan yana olmuştur. Çünkü Bizans iç karışıklıkları içinde olduğundan Bizans'a doğru ilerleyip batı yönünde genişleme politikası uygulanmıştır. Batıya ilerlerken Anadolu'da kendisinden o dönem için daha güçlü olan beyliklerden bir saldırı gelmesinin engellenmesi düşüncesi hakim olmuştur. Doğru cevabımız bu nedenle A şıkkıdır. Henüz Müslüman dünyasının koruyuculuğunu üstlenecek kadar güçlü değildir. Anadolu beyliklerinin güçlenmesini istemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak ister tabii ki ama ilerleyen dönemlerde istememesi gibi bir durumda söz konusu olamayacağından ifade ettiğimiz gibi doğru cevap A şıkkıdır. Verilen bilgiye baktığımız zaman Bizans'a karşı ilk zafer elde edildiğini söyleyemeyiz. Çünkü ilk savaşın Koyunhisar Savaşı olduğundan bahsedilmekte. Osmanlı kazansa bile burada sonuca dair bir bilgi yer almamakta. Bu nedenle birinci öncüle ulaşamıyoruz. Ancak Bilecik'in başkent yapılması bizi ikinci öncüle götürecektir. Çünkü başkent değişmiş, merkez değişmiştir. Burada ilk Osmanlı parasının basılması da bizi üçüncü öncüle taşır. Yani hakimiyet sembolüdür. Doğru cevabımız C şıkkı. Bizans İmparatoru Kantakuzen taht kavgalarını önlemek, Balkan saldırılarını engellemek için Orhan Bey'den yardım ister ve onun yardımıyla sorunlar çözülür. Bunun üzerine Çinpe Kalesi'ni Orhan Bey'e hediye eder. Eğer ki Orhan Bey'in yardımıyla sorunlar çözüldüyse demek ki Bizans İmparatorluğu'nun iç işlerine Orhan Bey'in müdahalesi söz konusu olmuştur. Bu durumda da D şıkkına ulaşabiliriz. Orhan Bey Bizans'ın iç işlerine müdahale edebilecek güçtedir diyebiliriz. Anadolu'da siyasi birliğin sağlandığını söyleyemeyiz. Çünkü herhangi bir beyliğin fethedildiğinden ya da bütün beyliklerin Osmanlı Devleti'ne bağlandığından söz etmek mümkün değildir bu dönemde. Bizans İmparatorluğu'nda otorite güçlüdür ifadesi ulaşılamaz bir ifade. Çünkü Kantakuzen sorunları çözememiş. Eğer ki otorite güçlü olsaydı çözebiliyor olurdu. Rumeli'de kazanılan ilk toprak Çinpe Kalesi'dir denilmiştir. Evet, aslında bu bilgi doğru olmasına rağmen sadece Çinpe Kalesi'nin hediye edildiğinden bahsedilmekte. Bu toprağın ilk olduğuna dair bir bilgi verilmediği için C şıkkına da ulaşılamamaktadır. Doğru cevabımız D'dir. Ankara Savaşı'nın sonuçlarının verildiği tablodan yola çıkıldığında Osmanlı Devleti'ne
bağlı olan beyliklerin tekrar bağımsızlıklarını ilan etmeleri, yani bazı beyliklerin hakimiyetinin kaybedilmesi, Anadolu Türk siyasi birliğinin zarar gördüğüne kanıt olarak gösterilebilir. Ayrıca Fetret döneminin yaşanması devlet yönetiminde otorite boşluğu olduğunu bize gösterir. Ayrıca beyliklerin hakimiyetinin kaybedilmesi Osmanlı toprak bütünlüğünün zedelendiğini gösterirken Osmanlı topraklarının Bayezid'in oğulları arasında paylaştırılması da yine bu bütünlüğe zarar veren durumlar arasındadır. Ancak Anadolu topraklarının Timur Devleti'nin eline geçtiğini söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen öncülleri incelediğimiz zaman divanın kurulması yönetimle ilişkilendirilebilir. Ekonomik burada yanlıştır. İznik Medresesi'nin açılması eğitimle ilişkilendirileceği için doğrudur. İlk düzenli ordunun kurulması ise askeridir. Ancak ilk gümüş paranın basılması yönetimle ilgili değil, ekonomiyle ilgili olacağından 1 ile 4 yer değiştirirse cümleler doğrulanmış olacaktır. Doğru cevabımız bu nedenle C şıkkı 1 ile 4 olmalıdır. Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur demiştir Osman Gazi. Yani orayı yönetmek otoriteyle ilişkilendirilebilecek bir kavram olduğundan doğru cevabımız merkezi otorite, yani C şıkkı olmalı. Teokratik yapı devletin egemenlik hakkı üzerinde ilahi etkilerinin olması, yani dini bir devlet yapısı olmasıyla ilişkilendirildiğinden Orhan Bey'in sözüyle ilişkilendirilemez, merkezi otorite ilişkilendirilebilir. Burada ekonomik bir güçten ya da kültürel etkileşimden de bahsetmek mümkün değildir. Tamamen yönetim üzerindeki otorite o yeri elde tutmaya yarayan en önemli güç unsurudur. Doğru cevabımız C şıkkı.